Yani sağ kayıyor Avrupa şu anda. Ben o sağ kaymayı, sağ ideolojiyi benimsedikleri için değil de aslında mevcut siyasi yerleşik aktörlerin aldıkları siyasi kararların halkta karşılığının olmadığı için tepki oyu olduğu kanaatindeyim. Yani birazcık hani böyle bir savrulma var. O yüzden diyorum lüks. Ama ondan sonra tekrardan başka bir şeye dönüş yapabilirler. Orada bir demokratik tahammülün kültürel olarak halklara da sinmiş hali var. Yani bu sadece siyasetçinin uygulaması değil, halklarda da daha farklı bir demokratik tahammül var. İran'da ve diğer başka yerlerde diye temkinli ve nazik gidelim hadi bunu söylerken de. O daha farklı bir kültürden geliyor diye söyleyeyim, sözü size bırakayım. Bilmem katılır mısınız? Şimdi tabii global bir fenomen olarak popülizm ve aşırı sağ ve ırkçılık tabii çok yeni bir olgu değil. Yani Amerika'nın özeline baktığında en azından 1980'lerden beri, ki öncesi de vardır eminim, sağ milislerin silahlandığından haberdarım. Ve bu bir endişe konusu olduğu Amerika'da da biliyorum. Tabii bugün tabii çok daha vahim bir nokta. Özellikle 6 Ocak'taki Kongre baskını, 2021'deki baskın dikkate alınınca yani neredeyse bir darbe teşebbüsü diyebiliriz. Joe Biden'ın seçilmesini engellemeye çalışan, güç kullanarak bir çabaydı. Dolayısıyla ve hani gene global olarak bakarsak kimdir bu aşırı sağ veya bugün sağ popülizm dediğimiz olgu? Aslında ülke elden gidiyor korkusu yaşayan hem Amerika'da hem Avrupa'da ve ilginç bir şekilde tabii hem Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz halkın nüfusu kademeli bir şekilde azalmakta. Yani şu anda son rakam yanılmıyorsam %60 civarında. Farklı rakamlar veriliyor ama siyahi ve işte Hispanik ve Asyalı kökenli insanların genel nüfustaki oranının artıyor olması ve buna bir tepki tabii. Yani Trump o manada geçmişte de konuşmuştuk. Çok önemli bir damar yakaladı aslında. Yani aşırı fakir beyaz eğitimsiz halkın bu endişelerini aslında ırkçı da bir söylemle, yani Trump'ın söylemlerinin ırkçı olduğunda bence şüphe yok. Bir söylemle bezeyerek ve ekonomik sorunları da gündeme getirerek aslında o damarı yakaladı. Belki de tekrar seçilecek. Kim bilir yani seçimlerde. Çünkü gerçekten Cumhuriyetçi Parti bayağı bir esiri oldu Trump. Trump aslında geleneksel olarak ne muhafazakar ne de cumhuriyetçi aslında ama Evet, şimdi Avrupa'da yalnız yine bir parantez açalım. Mesela Avrupa'daki aşırı sağ, hadi gidelim bir yerlerde savaşalım diyen bir aşırı sağ değil. Aksine diyor ki Rusya ile daha fazla ipleri germeyin. Orayı bir toparlayın diyor ama bu aşırı sağ kendi vatanlarında daha fazla yabancı görmek istemiyor. Yani dışarıda savaşmak isteyen bir aşırı sağla ya da kendi topraklarının dışında bir savaş dürtüsü olan bir aşırı sağ yok karşımızda, öyle değil mi? Evet, yani daha içine çekilmeyi tavsiye eden, ki Amerika'da da vardır bu işte Fortress America denilen, değil mi? Bir kale olarak kalalım Amerika. Ama bu gerçekçi değil tabii. Yani gittikçe tabii Amerika için söyledim, tabii Avrupa için de geçerli. Göçmenlerin sayısı artıyor. Tabii son 10 yılda özellikle de Suriye'den ve Arap dünyasından da çok fazla gelen var ama sadece o da değil. Yani bir 10 sene önceki Almanya yok bugün. Tabii Almanya 1 milyon civarında izin verdi gelmesine ama dolayısıyla bu gerçekçi değil. İstemiyoruz, evet. Polonya ve Macaristan özellikle bunu daha da güçlü bir şekilde savunuyor. Biz yabancı istemiyoruz gibisinden. Ama daha batıya gittiğimizde ya orası için bile çok mümkün değil. Ama hele İngiltere için, ki Avrupa Birliği'nden çıktı malum, ama orası için bile çok gerçekçi değil. Almanya için, Fransa için gerçekçi değil. Hem tarihi sebeplerden hem günümüzün gerçekleri sebebiyle. Dolayısıyla ciddi bir de cazibe merkezi ve tabii aynı zamanda da bir insan iş gücüne de ihtiyaçları var. Dolayısıyla tabii bütün bunların tepkisi. Ülke elden gidiyor, yabancılar geldi vesaire. Tabii ekonomik sorunlar ve tabii son Covid'le beraber de iyice de artan ekonomik kriz ve son Rusya-Ukrayna savaşı sonucundaki bir enerji krizi, ki aslında onu ciddi hesaplayamadılar görebildiğim kadarıyla veya bunu göze aldılar ama tabii çok ciddi bir riskli. Bu tabii Türkiye bu bağlamda daha dengeli bir politika uyguladı Rusya ve Ukrayna açısından. O akıllıca bir politikaydı diye düşünüyorum. Yani o manada Avrupa bir tarafı çok açık bir şekilde tutarak kendi halkını da aslında ciddi bir enerji krizini ile baş başa bıraktı.